ikinci kere ağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce kendisini İstanbul'da ağlama imkanımız olmuştu. Yine günübirlik, hatta akşamın geç saatlerinde gece yarısına doğru bir ziyaret gerçekleştirmişti. Verimli bir toplantı gerçekleştirmiştik. Ve bugün ikinci defa ülkemizi ziyaret ediyor. Ve pandemiden sonra yeni normalde ağırladığım ikinci resmi heyet. Geçtiğimiz pazartesi günü biliyorsunuz İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i ağırlamıştım. Esasen bu ziyaret çarşamba günü gerçekleştirilecekti. Fakat Libya ziyaretimizden dolayı İtalya'dan gelecek bu önemli ziyareti bugüne ertelemek zorunda kaldık. Bundan dolayı da dostum Luigi'ye telefon açmıştım ve kendisi de anlayışla karşıladı. Ve bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İtalya ile stratejik ortaklığımız var. İki önemli ortak ve müttefiyiz. Özellikle de bu pandemi döneminde güçlü bir dayanışma sergiledik. Ve bu süreçteki dayanışmamız dostluğumuzu daha da güçlendirdi. Ve bugün normalleşme sürecinde İtalya ile ilişkilerimizi, ikili ilişkilerimizi nasıl daha güçlendirebileceğimizi dostum Luigi ile enine boyuna konuştuk. Hem baş başa hem de heyetlerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte özellikle düzenlememiz gereken önemli toplantılar var. Hükümetler arası zirveyi ertelemiştik. Bunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca dostum Luigi Türk-İtalyan Forumu toplantısı için de Türkiye'ye gelecekti. Pandemi sebebiyle erteledik. O ziyareti de gerçekleştireceğiz. Yine İtalya ile ortak ekonomik ve ticaret komisyonumuz var. Bu komisyonun bu eş başkanı bizde de Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım. Önümüzdeki günlerde video konferans sistemiyle gerçekleştirilmesi kararını verdik ki daha fazla beklemeyelim. Pandemi sonrasında hemen neler yapılacağı, neler yapabileceğimizin kararlarını verelim. Ticaret hacmimize baktığımız zaman yaklaşık 20 milyar avro. Ve İtalya bizim ihracatımızda 3. sırada, ithalatımızda 5. sırada. Biz her ikisinden de daha üst sıralara, 1. sıraya da çıkabiliriz. Özellikle 30 milyar dolar hedefimize ulaşırsak bunu başarabiliriz. Her iki tarafın yararına şekilde ticaretimizi güçlendireceğiz. Son günlerde Avrupa Birliği'nin özellikle demir çelikle ilgili kısıtlamaya gittiğini, bizim ihracatımıza ya da diğerlerine yönelik kısıtlamaya gittiğini görüyoruz. Avrupa'da Avrupa Birliği ile demir çelik anlaşmamız var. Bu tür kısıtlamaların kaldırılması konusunda da bugün dostum Luigi'nin desteğini istedik. Sadece ticaret değil, savunma sanayinde, enerjide, turizmde hayata geçirdiğimiz projeler var. Atak helikopteri bunlardan bir tanesi. Eurosam'la mutabakat zaptımız var. Bunları daha da geliştirmek istiyoruz. Enerji ile ilgili biliyorsunuz TANAP'tan sonra TAP projesi hayata geçiyor. Ve önümüzdeki süreçte bu alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştireceğiz. Bu kararlılığımızı bir kere daha ortaya koyduk. Diğer taraftan Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye yönelik en güçlü desteği her zaman İtalya'dan gördük. Bundan sonraki süreçte bu desteğin devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. Bugün bunları da konuştuk ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ortaya çıkan fırsatlar ve var olan bazı zorlukları da samimi bir ortamda ele aldık ki bundan sonra bu konularda birlikte adım atalım. Sadece ikili ilişkileri ya da Türkiye-AB ilişkisini elbette konuşmadık. Bölgesel konuları da konuştuk. İtalya ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Libya. Libya ziyaretimizde elde ettiğimiz izlenimleri ve oradaki yaptığımız çalışmaları anlattım. Yani buradaki ziyaretimiz hakkında kendisine bilgi verdim. Ve bundan sonra da İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadı. Bazı AB ülkeleri gibi
darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti. Ve bundan sonraki ikili, üçlü ve diğer platformlardaki çabalarımızda İtalya'yı da birlikte görmek istiyoruz. Yani bu çabaları birlikte sürdürmek istiyoruz. Ruslara da söyledik, diğerlerine de söyledik. Tabii BM çatısı altında zaten beraberiz. Ama bu işi kolaylaştırmak için değişik formatlarda da görüşmeler yaptığımızı sizler zaten biliyorsunuz. Keza Suriye ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Son gelişmeler hakkında bilgi verdim. Doğu Akdeniz'i konuştuk. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'in bir çatışma alanı değil, işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Aynı duygu ve düşünceyi İtalya'da da gördük. Ama şu anda Türkiye'yi dışlama çabalarının neticesi olarak maalesef bu işbirliği yok. Biz de kendi haklarımızı korumak için adımlar atmak durumunda kaldık. Aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının da haklarını korumak bizim yükümlülüğümüzde, garantör ülke olarak. Ve bu konularda herkesle iş birliği yapmak istediğimizi, buna hazır olduğumuzu, başta Yunanistan olmak üzere bir kere de dostum Luigi'ye söyledim. Ve İtalya'nın bu konularda yapıcı bir rol üstlenmek istediğini gördük. Biz bunu memnuniyetle karşılarız. Çünkü İtalya her zaman dengeli, adaletli ve objektif davranan ya da arabuluculuk yapan bir ülkedir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte gerek AB içinde gerekse Doğu Akdeniz'de İtalya ile bu tür çalışmaları birlikte yürütmeye biz hazırız. Diğer taraftan İtalya ve Yunanistan arasındaki imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını da bölgemiz için önemli buluyoruz. Demek ki diyalog ve diplomasi yoluyla meseleler çözülebiliyor. Ayrıca dışlama ya da diğerlerin haklarını yok sayma ya da bizim hakkımızı yok sayma yerine yine paylaşılabiliyor. Paylaşma kültürü olabiliyor. Yunanistan'ın aynı anlayışla bize de yaklaşmasını tabii ki isteriz. Ve bu konularda önümüzdeki süreçte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Stratejik ortağımız ve müttefiğimiz İtalya ile bundan sonra hem işbirliğimizi hem de ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için dostum Luigi ile çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine ziyaret için çok çok teşekkür ediyorum ve sözü Luigi'ye bırakıyorum. Grazie. Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Ama özellikle dostum ve mevkidaşım Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na. Sana teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizim heyetimizin nasıl böyle güzel ağırladığınız için, aynı zamanda da çok verimli sohbetler etme fırsatı verdiğiniz için. Şimdi bugün ikili ilişkilerden bahsettik. Özellikle Libya'dan bahsettik. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinden bahsettik. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına bahsettik. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi. İtalya, Türkiye'yi olmazsa olmaz bir ortak olarak görüyor ve kesin kararımız diyalogumuzu muhafaza etmek ve daha ileri götürmektir. Gündemimizin her zaman olumlu, samimi, yapıcı olmasıdır. Bu sayede hep karşılıklı daha fazla menfaat elde etmektir. Ülkelerimiz birbirlerine çok bağlı, tarihi dostluğumuz var, kültürel olarak da birbirimize çok benziyoruz ve ekonomide, ticarette de ilişkilerimiz çok yakın. Sayın Bakan da bahsediyor, Sayın Çavuşoğlu, 2019'da Avrupa çapında 2 numaralı ticaret ortağıydık. Dünyada da 5. sıradaydık ve 18 milyar euroya ulaşan bir hacmimiz vardı. Stratejik sektörlerde banka olsun, enerji, altyapı ve savunma sanayi gibi çok büyük işbirliklerimiz sürüyor. Dediğimiz gibi şimdi ortak ekonomik ticari komisyon toplantısını gerçekleştirmek iradesindeyiz. Önemli bir fırsat olacak. Büyük dikkatle analizler yapacağız. Her iki ülkenin de ticaretini yatırımları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu sayede hem İtalyan ekonomisi hem Türk ekonomisi için ivme oluşturabileceğini ümit ediyoruz. Çünkü her ikisi de bu ekonomilerin bütün dünyada olduğu gibi pandemiden büyük zarar gördüler. Bu vesileyle aynı zamanda Türkiye'ye ve Türk halkına büyük gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü pandeminin en zor haftalarında bizim yanımızda oldunuz. Libya konusuna gelecek olursak, evet, çalışmalıyız ve artık ihtilafın sona ermesini sağlamamız lazım. Her iki tarafında
ambargoyu delecek şekilde sürekli silah yığması mesela devam etmemeli. Sahada paralı asker bulunması devam etmemeli. Patlayıcı mayınların bulunması mesela sürekli sivil ölüme yol açıyor. Biz işte bunun için de zaten mayın temizleme, Trablus yakınlarındaki mayın temizleme çalışmalarına da destek verdik. Artık İtalya için Libya, hatta Avrupa Birliği için Libya bir güvenlik tehdidi oluşturmamalı. Bunun için de politik çözüm gerekiyor. Mümkün olan yeganesi bu zaten. Bunun için de biz Birleşmiş Milletler tarafından önderlik yapılan barış sürecini destekliyoruz. Berlin Konferansı'nda ifade edildiği gibi. Ve Libyalı tarafların tekrar masaya oturma niyetinden de memnuniyetler duyuyoruz. Ortak askeri komisyon vesilesiyle 5 artı 5 formülüyle bu şekilde artık sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. Yani ülkenin bölünmesine yol açabilecek ve yeni silahlı ihtilaflara yol açabilecek bir sadece salt dondurma değil ihtilafı gerekli olan ve çok acil bir durum o yüzden de. En kısa zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisinin atılması gerekiyor buraya. İtalya açısından bir başka önemli noktanın altını çizmek istiyorum. İtalya açısından böyle. Irini operasyonu biz memnuniyetle Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 2526 sayılı kararını olumlu karşıladık. 21 ay daha artık gemi dışında iki tane de hava aracıyla destek veriyoruz. Önemli bir misyon olduğunu düşünüyoruz. Ama dengeli olması gerektiğini de savunuyoruz. Yani Libyalı tarafların herhangi bir tarafını desteklemek değil. Mühim olan artık bu ihtilafın sona ermesi yönünde çalışmalar garanti vermiyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapıcı bir diyalogun temel olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde iki tarafında vazifelerinin ileri götürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çağımızda çünkü çok büyük global küresel sınamalar var ve onlara yönelik olarak bizim birlikte çabalayabilmemiz gerekiyor. Göç konusuna baktığımız zaman Türkiye'nin bütün çabalarını çok takdir ediyoruz. Çok önemli çabalar gösterdiler ve 2016 Mart'ındaki deklarasyonun da aynı şekilde çizgisinde verimli şekilde devam etmesini ümit ediyoruz. Bizi ilgilendiren ana sektörlerde hep ortak gereğini yapıyoruz, ortak çalışmalarımız var. İtalya'da mutlaka aynı şekilde kendi düşeni yapacak. Türkiye ile Kıbrıs arasında da yine hem güvenlik, hem istikrar, hem de işbirliği sağlanabilmesi için yapıcı bir diyalog gerekiyor. Enerji kaynakları da bölgenin refahı açısından çok önemli katkıda bulunabilir bütün halklara. Fakat ancak yapıcı bir yaklaşım söz konusu olursa bu sayede hem sürdürülebilir hem de dengeli oluruz. Herkesin de çıkarına olur diye düşünüyoruz. Sevgili Mevlüt, dostluk İtalya ile Türkiye arasında her zaman mevcut ve mutlaka kolaylaştırıcı olacak bazı süreçler yolunda. Büyük genişletilmiş Akdeniz yolunda bu böyle olacak. Biz İtalya olarak AB ülkesi olarak, kurucu ülkelerinden biri olarak her türlü diyalog sürecinin kolaylaştırılabilmesine destekçiyiz. Bu sayede Akdeniz'de daha büyük istikrar elde edilecek. Özellikle de tabii Libya krizi ve Doğu Akdeniz'in de altını çiziyoruz. Teşekkürler. Sorum Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olacak. Efendim, öncelikle Doğu Akdeniz konusuna ilişkin bir soru yöneltmek istiyorum. İtalyan mevkidaşınızla yaptığınız görüşmede de bu konunun gündeme geldiğini belirttiniz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve İtalya arasında bir işbirliği olabilir mesajını paylaştınız. Hangi alanlarda işbirliği yapılabilir? Biraz detaylandırabilir misiniz? Öte yandan dünya genelinde devam eden koronavirüs nedeniyle Avrupa Birliği bir seyahat uyarısında bulunmuştu. Görüşmenizde bu konuda gündeme geldi mi ve İtalya'nın bir desteği olacak mı? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Doğu Akdeniz'de her ne kadar deniz yetki alanları ile ilgili İtalya ile sınırlarımız olmasa da ama Akdeniz'in önemli iki ülkesi olarak Doğu Akdeniz'in barışı, huzuru
ve de refahı için birlikte çalışabiliriz. Var olan sorunların diyalog yoluyla, diplomasi yoluyla çözülmesinde İtalya'da önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin Doğu Akdeniz etrafındaki tüm ülkelerce paylaşılmasını biz hep savunduk. Bizim bugüne kadarki reaksiyonumuz Türkiye'yi dışlamaya çalışan tek taraflı adımlara karşı atılmış adımlardır. Yani Türkiye'yi dışlamaya çalışanlara karşı kendi hakkımızı korumak için biz de tek taraflı adımlar attık. Oysa burada paylaşıma inanan herkes de bu işbirliğine de hazır olduğumuzu diğer basın toplantılarında da veya başka vesilelerle de sık sık vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Dışişleri Bakanı olarak ben de her zaman vurguladık. Çünkü gerçekten buna inanıyoruz. Yani huzurun olmadığı yerde, paylaşımın olmadığı yerde her zaman gerginlikler olur. O nedenle biz enerji faaliyetleri konusunda da İtalya ile birlikte çalışmak isteriz Doğu Akdeniz bölgesinde. Şirketlerimiz var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı var. İtalyan Eni var. Diğer enerji kurumlarımız arasında, enerji bakanlıklarımız arasında yine ortak çalışabiliriz. Yine Libya'nın bugün elektrik ihtiyacı var, sıkıntıları var. Bunların tedariğinde de yine çalışabiliriz. Yine Doğu Akdeniz'de Libya'da Libya'nın istikrarı için birlikte çalışmamızda fayda var. Burada Libya'daki durumun en çok etkisi Malta ve İtalya'da görünüyor. En yakın ülke olarak kuzeyde. Diğer güneydeki ve doğudaki, batıdaki komşu ülkelerden bahsetmiyorum. Bize kadar da etkisi var. Burada Doğu Akdeniz'deki işbirliğini vurgularken yine bu İrini ile ilgili de samimi düşüncemi söylemek isterim. Burada İtalya'daki çatışmaların bir an önce durması için bu İrini harekatına, operasyonuna katılan İtalya'nın iyi niyetinden de hiç şüphemiz yok. Ama bir şeyi söyledi, dengeli olması lazım. Ama İrini operasyonu dengeli değil, taraflı. Neden? Ulusal mutabakat hükümetinin talep ve endişelerini hiçbir şekilde karşılamamıştır. Bunu Sarac defalarca söyledi. İki, sadece kuzeyden buraya gelebilecek tesisat ve diğerlerini kısmen de olsa denetleyebiliyor. Ama şimdi ben açıkça sormak isterim. Suriye'den Libya'ya gelen savaş uçakları ile ilgili İrini'nin herhangi bir açıklaması, bir tespiti oldu mu? Ya da Abu Dhabi'den gelen silahlarla ilgili bir tespiti olabildi mi? İrini'nin içinde olan Fransa'nın sürekli Haftar'a silah vermesiyle ilgili bir raporlaması var mı? Havadan gelen. Yani sadece güneyden ve doğudan değil. Bunun içinde olan Fransa bizzat oraya silah götürüyor. Dolayısıyla objektif değil. Buradaki İtalyan komutanın iyi niyetinden de bir şüphemiz yok. Ama genel anlamıyla İrini operasyonu Libya'da herhangi bir Libya sorunun çözümüne ya da işte ambargo gibi konuların yine çözümüne denetlenmesine bir katkı sağlamaz. Bunu da samimi olarak söylemek istedim. Diğer taraftan seyahat uyarısı konusunu konuştuk. İtalyan turistler Türkiye'ye gelmek istiyor. Türk turistler de İtalya'ya gitmek istiyor. Ve Türkler İtalya'ya gittiği zaman kendisini evinde hissediyor. Bu ortam, dostluk, İtalya'da güzel bir ülke. Tıpkı Türkiye gibi. Ve bir an önce bu turizmin iki ülke içinde önemli sektör başlaması gerekiyor. O yüzden de Ağustos itibariyle uçuşların başlamasını şimdi konuştuk. Birlikte planlayalım dedik. Tabii sağlık örgütlerimiz, turizm bakanlarımız burada devrede ve sağlık bakanlığımız, bakanlıklarımız. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin bize yönelik aldığı karar hakkaniyetten uzak. Yani burada bir objektif kriterlerin belirlenmesi lazım. Objektif kriter nedir? O ülkedeki vaka sayısı, o ülkenin sağlık kapasitesi, o ülkenin aldığı tedbirler. Biz oysa aldığımız tedbirlerin hepsini Avrupa ile paylaştık. Turizm Bakanımız mektup yazdı. Biz ilgili ülkelerle paylaştık. Hatta yukarıda bu konuyu gündeme getirdiğiniz zaman Luigi bunları anlatan makalemi o İtalya'daki tur şirketlerinin hepsinin kendisine gönderdiğini de söyledi.
Yani İtalya ile burada Türkiye aynı bakıyor ama Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkeleri de bu konuları siyasi bir baskınsı olarak kullanmaması gerekiyor. Gerek AB üyesi gerekse AB dışındaki ülkeler için objektif kriterler konulsun ve bu objektif kriterlere göre karar verilsin. Almanya'da da zaten vatandaşların, Alman vatandaşların, Türk-Alman vatandaşların, şirketlerin hepsinin açtığı davaları da kazanıyorlar. Seyahat özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanmasına yönelik açılan davalar. Bu konuda İtalya'nın bize AB içinde de destek vereceğinden şüphemiz yok. Sì, grazie per la domanda. L'Italia. Teşekkür ediyorum soru için. Doğu Akdeniz kuşkusuz aşmak istediğimiz bir şu andaki ileri gitmeyen bir durum. Bu bölgenin enerji kaynakları var ve tüm halkların faydasına kullanılabilecek durumdalar. Dolayısıyla bir yaşam kalitesini arttırabilecek durumdalar. Bu bütün bölge için geçerli yaşam kalitesi açısından. Hedef olarak da zaten bu enerji kaynaklarının çıkartılıp kullanılmasının hedefi budur, refaha arttırma. Biz de bir diyalog yanlısıyız. Bir ortak nokta bulunsun ve bu sayede bütün taraflarda fayda sağlasın istiyoruz. Bunu da söyledikten sonra çok kısaca İrini'ye dönüp de bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Kuşkusuz Libya'nın bir tarafı evet, öbür tarafı da evet ama iki taraf da eleştirdiği için dengeli sayabiliriz diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz zaten Sayın Bakan'ı da ifade ettim, Sayın sevgili dostuma. Bizim amacımız bizim hem uydu olsun, hava taşıtları olsun, deniz taşıtları olsun, denizden kontrollü de aynı zamanda hava taşıtlarıyla ya da sınırlardan girişler olsun, bütün silah girişleri kontrol edebilmek olduğunu söyledim. Tabii ki bu tam rejime oturmadı diyebilirim. Çünkü bütün Avrupa Birliği ülkeleri evet, hala tam olması gerekeni yapmadılar. Hatta bizim bile gemilerimiz daha yeni devreye girdi. Birkaç gün önce diyebilirim. Fakat bütün abi hayat diyemem, bütün hastalıklara çözüm olacak diyemem ama en azından ambargoya riayet edilmesi açısından önemli bir adım olabilir. Turizm konusunda da sevgili dostum Mevlut'a çok önemli olduğunu ifade ettim. Sürekli rakamları karşılaştırmalıyız, verileri dedim. Türkiye'de kontrol altında, rakamlar çok iyi, vaka sayısı hep azalıyor, vatandaşlarım bu koronavirüsten gördüğü zarar hep azalmakta. Biz de İtalya olarak başka Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde bile bazı şeyler yaptık. Tam bilemiyorduk vaka sayısı nasıl oluyor, nasıl olacak. O yüzden dolaşım hakkı, seyahat hakkı konusunda bazı kısıtlamalar oldu, olmadı değil. İtalya olarak fakat Sayın Bakan'a da söyledim. Yanınızdayız. Avrupa Komisyonu'yla veriler üzerinde diyalog kurmalıyız. Çünkü veriler objektiftir. Bu sayede açılabiliyor mu? Üçüncü bir ülkeye kapı açılamıyor mu? Bunu çok net olarak görürüz ve bu olur. Kesinlikle bir ayrımcılık iradesi söz konusu olamaz. Fakat kaygı var tabii. Dünyanın farklı farklı yerlerinde, Türkiye'de değil ama çok önemli vaka artışları var. Şu anda tamamıyla bazıları hiç sokağa çıkma yasağı yapmadı. Bazıları da şu anda yapmak zorunda, bunu kaldıramıyor durumda. Çünkü vaka sayısı o kadar artıyor. Teşekkürler. Buonasera Ministro Di Maio. Sayın Bakanım Di Maio, bu toplantının sonuçlarından da görüldüğü gibi El-Sarraj'a hep destek verdi. İtalya, Türkiye gibi ama Fransa, Yunanistan gibi bazı ülkeler
Türkiye'de çözümden ziyade sorunu görüyor olabilirler. İtalya bir ortaya bulmak için hangi adım atacak bir sonrasında? Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nu, Sayın Bakan'ı da bizim bu son yıllardaki bütün çabamızı takdir ettiği için de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hep diyalogdan yana olduk. Her zaman tek meşru, Birleşmiş Milletler'ce kabul edilmiş El-Sarraj hükümetini kabul ettik. Ve çeşitli vesileler aradık. Müzakere çabasında olduk. Diplomatik olsun. Her zaman için istedik ki ateşkes başlasın. Konferans, Berlin Konferansı, Palermo Konferansı. Ama Haftar daha Trablus'a girmek istiyorum, burayı alacağım gibi bir beyanı yoktu daha henüz. Sonra Berlin süreci diyalog imkanını ortaya koydu. Berlin süreci mesela biz Berlin'de görüştüğümüzde ortak askeri komitenin her iki taraftan da üyelerinin atandığı zamanı hatırlıyorum. Libya tarafları yani artık biz masaya oturmak istiyoruz demiş olmuşlardı. Bu da ateşkesin yoludur. Şubat'ta hatta bir taslağı da hazırlanmıştı ateşkesin ama pandemi yüzünden fiilen masanın etrafında toplanamadı bu iki taraf. Bizim pozisyonumuzda her zaman Libya halkına destek vermek, bütün aktörlerle de ve bu bölge üzerinde etkisi olan bütün ülkelerle maksimum diyalogdur. Libya birkaç kilometre ötemizde, sahilimize çok yakın ve biz de birliğini ve egemenliğini muhafaza etmek için arzu ettik ve terörizm riskinin olmamasını sağlamaya çalıştık. Çünkü bulundu, vardı yani ve bu risk her zaman oldu. Bizim güneyimize çok yakın bir risk olarak kendi gösterdi. Bundan sonraki adımlarımızda kuşkusuz iki tarafın ateşkese ulaşmasını cesaretlendirmek olacak, teşvik etmek olacak. Bir politik sürecin başlatılması olacak. Diyalog olacak Libya hükümetiyle, Libya'daki başka aktörlerle de diyalog kurarak sadece İtalya ve Avrupa Birliği değil de bütün uluslararası topluluğun kabul edeceği bir noktaya gelinsin istiyoruz. Özel temsilcinin hızla atanmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu da önemli bir sinyal olacak. Yani uluslararası topluluk, Birleşmiş Milletler Libya'ya bu sinyali verecek. Biz gerçekten de ateşkese ve politik sürece ulaşmak istiyoruz denmiş olacak. Grazie. Thank you very much.